Herkese merhaba. Ben Avukat Serpil Ejder. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Okulu Parti İçi Eğitim Birimi üyesiyim. Bu videoda sizlere kısaca şikayet ve itiraz konularına değineceğim. Şikayet ve itiraz 138 sayılı genelgenin 55. ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Sandık kurullarının ilgili mevzuatlarda düzenlenen seçim kurallarına aykırı iş ve işlemlerine karşı ilgili sandık kurullarına yapılan her türlü sözlü ya da yazılı başvuruya şikayet denir. Genelgeye göre şikayete yetkili kimseler, seçme yeterliliğine sahip seçmenler, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, siyasi partilerin özel olarak yetkilendirdiği itiraza yetkili kişiler, siyasi partiler ve bağımsız adayları müşahitler ile adaylardır. Şikayet sözlü olarak yapıldığında sandık kurulu tarafından şikayete konu işlem düzeltildiğinde başka bir işlem yapmaya gerek yoktur. Ancak sandık kurulu usulsüz işlemi düzeltmediği takdirde bu şikayetin yazılı olarak ve iki nüsa halinde verilecek dilekçeyle tutanak defterine işlettirilmesi gereklidir. Şikayet konusu sandık kurulunca görüşülüp kurul üyeleri arasında oylama yapılarak karar verilir. Bu durumda oyların eşit çıkması halinde başkanın oyunun olduğu görüş esas alınır. Eğer verilen karar Cumhuriyet Halk Partili Sandık Kurulu üyesinin oy verdiği görüşün aksine ise bu durumda mutlaka kararın altında gerekçesiyle birlikte kararı neden katılmadığına ilişkin muhalefet şerhi düşülmesi gerekir. Şikayete yetkili kimselerin usulsüz olduğunu düşündüğü her konuda şikayet yoluna başvurması ve şikayetinin sonuçlanıncaya kadar işi takip etmesi çok önemlidir. Unutmayalım ki sandık sonuç tutanağı doldurulup imzalanana kadar şikayet yoluna başvurma hakkımız söz konusudur. Peki itiraz nedir? Sandık kuruluna yapılan şikayetin reddine karar verilmesi durumunda ilçe seçim kurullarına gönderilmek üzere sandık kuruluna dilekçeyle itiraz başvurusu yapılır. Bu durumun mutlaka tutanak defterine işlenmesi sağlanmalıdır. Bununla birlikte sandık kurullarınca alınmış herhangi bir kararın veya oy verme süresince yapılan iş ve işlemlerin seçim kurallarına aykırı olması halinde ilçe seçim kurullarına doğrudan da itiraz yoluyla başvurulabilir. İtiraz yoluna başvurmak için öncesinde sandık kuruluna başvurulması önemlidir. Ancak bu başvuru zorunlu değildir. Doğrudan ilçe seçim kurullarına yazılı olarak yapılacak itirazların son günü 2 Nisan Salı saat 15 olup bu süreyi kaçırmamamız sonuç alabilmemiz açısından oldukça önemlidir. Şikayete yetkili olan kişilerin aynı zamanda itiraza yetkili olduğunu ve şikayetin sandık kurullarına, itirazın ise ilçe seçim kurullarına yapıldığını unutmayalım.